Son seansa karşınızdayız. Son seansı bugün reel sektöre ayırdık. Reel sektörden iki ayrı konuğumuz olacak. Birinci bölümde otomotiv sektörünü konuşacağız. Otomotivde malum hem fiyat problemi var hem tedarik problemi var. Fiyat ve tedarik problemi bir arada olunca otomotiv gerçekten hakikaten kullanılamaz bir duruma geliyor. Bir yanda enerji fiyatları, akaryakıt fiyatlarının artması da otomotiv kullanımını caydırıyor. Acaba ikisi birbirini dengeleyebilir mi? Yani otomotiv fiyatlarının artması ama buna mukabil akaryakıt fiyatlarının artması otomotiv kullanımını azaltıyor mu, artırıyor mu? Buna bakacağız. Ayrıca iç piyasadaki bazı tedarik problemlerine de değineceğiz. Bunu Turgay Mersin'le konuşacağız. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin olacak Skype hattımızda. İkinci bölümde pandemi döneminde iyi bir sezon geçiren iç giyim sektörüne bakacağız. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Nazım Kanpolat bizimle birlikte olacak. Otomotivde iki yakıcı sorun var. Biri tedarik, öteki fiyat sorunu. Hem pahalanıyor hem tedariğinde ciddi sorunlar var. Çünkü çip krizi başta olmak üzere pek çok şey otomotiv üretimini geriletiyor. Ama bir yanda ülkemizde özellikle Türkiye'ye özgü olarak akaryakıt fiyatlarındaki artışlar otomotiv kullanımını caydırıyor mu acaba diye soracağız. Otomotivle ilgili aklımıza gelen her şeyi konuşabilecek durumdayız. Sorularınız varsa sorularınızı gönderebilirsiniz Twitter hesabımızdan. Onları da paylaşabiliriz. Şu anda Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin Skype hattımızda. Turgay Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar Ali Bey. Şöyle bir bize panorama çizmenizi rica ediyoruz. 2021'in başındayız. 2022'nin başındayız. 2021'in başından sonuna nasıl bir süreç geçirdiniz? Otomotiv sektöründe neler olup bitti? 2022'ye nasıl başlıyoruz? Şimdi 2021 yılında hepimizin malumu çok konuşulan bir sektör olduk. Siyahla beyaz kadar 6 ay geçirdik. Evet. İlk 6 ay tam gaz giden bir talep ve yine üretimde hiçbir sıkıntı olmayan bir arz sıkıntısı olmayan bir durum. Tam güzel gidiyor derken bir anda Mayıs-Haziran ayında ham madde sıkıntısıyla başlayan, yani daha doğrusu çip kriziyle başlayan, tedarik sıkıntısıyla başlayan, işte lojistik, diğer ham madde sıkıntısı başlayan bir bulunuk sıkıntısı başladı. Ve ikinci 6 ayda ciddi anlamda dediğim gibi sektörün tam 24 saat konuşulduğu bir hale geldik. Tabii arkasından talep arttı ÖTV matrağının güncellenmesiyle. Zaten artan bir talep vardı ilk 6 ayda da. Çünkü ertelenmiş bir talep vardı. Ama çip kriziyle beraber bu talep artışı, bulunuk sıkıntısıyla beraber ciddi anlamda bizleri hem üzdü hem de ciddi anlamda sıkıntıya soktu. Arkasından hepimizin malumu bir kur atağı oldu Eylül ayından sonra. Bu kur atağıyla beraber artan fiyatlar ve taleple beraber bunlar da belki biraz sonra konuşacağız. İkinci el fiyatlarını yansıdı. Dediğim gibi 2021 yılında siyahla beyaz kadar bir yıl geçirip ve herkesin konuştuğu bir sektör haline geldik 2021 yılında. Evet. Peki tedarikteki sorunlar neden baş gösterdi? Bu bir. İki, tedarik sorunlarını nasıl aşmaya çalışıyorsunuz? Üç, denetimler var galerilerde, ciddi denetimler söz konusu, zabıta denetimleri yapılıyor. Çünkü otomotiv galerilerinin bazılarının, tabii hepsini kapsamıyor, onları tenzih ederiz, stok yaptıkları ve bu stokları da işte boş arazilerde araçları beklettikleri gibi, yani bir iki saptama oldu, ondan yola çıkarak söylüyorum. Nasıl bir tablo var? Gerçekten bir darlık var, bunu biliyoruz ama bu darlık ayrıca suni yollarla da büyütülüyor diye düşünüyorum. Şimdi hepimiz biliyoruz ki, Ali Bey, siz de çok iyi biliyorsunuz ekonomi editörü olarak.
arz talebin oluştuğu yerde fiyat oluşuyor. Tabii. Arz azaldığı zaman, talep çoğaldığı zaman maalesef bir malın fiyatı yükseliyor. Özellikle ikinci elde. Bunun üzerinde bir de kur atağı olunca ve ÖTV matrağındaki bir diğer matrağa geçince fiyatlar otomatikman yükseliyor. Tabii ki bunu fırsat bilen bizim sektörümüzde arkadaşlarımız olmuş olabilir. İkinci elde bunu galeri anlamında bunu fırsat bilen arkadaşlarımız olabilir. Stokçuluk kelimesine açıkçası çok katılmıyorum. Çünkü bizim işimiz bu. Biz hangi malı stok yapacağız ki? İşimizin bir parçası olan otomotivi stok yapacağız. Tabii. Biz dün de stok yapıyorduk. Yani o işin bir zaten ismi o. Stok yani bizim herkes öyle bir işte elimde şu kadar stoğum var, elimde şu kadar stoğum var. Dün 400 tane, 300 tane, 500 tane stok taşırken o arsalar doluyken ve araba satılmıyorken kimse elinizde bu kadar stok var, ne yapıyorsunuz, derdiniz diye sormuyordu. Zaten bu işin ritüelinde var stok yapmak, anlatabiliyor muyum? Stok zaten olacak ki malı çevirebilirsiniz. Ama bunu kötü anlamda, fiyatları yükseltme anlamında kullanan arkadaşlarımız olabilir. Ama bu bizim sıfır araçlarda biraz zor. Zaten araç çok az. Biz de gelen aracı satıyorduk. İkinci eli fiyatların yükselmesine biz sebep olamayız. Neden sebep olamayız? Çünkü dediğim gibi bir arz sıkıntısı var. Arkasından talep fazla. Arkasından kur hatayla fiyatlar artıyor. Otomatikman piyasada talebin oluştuğu yerde fiyat da yükseliyor. Hepimiz biliyoruz ki lokomotif bir sektör, otomotiv sektörü. Bütün ailenin, yolda yürüyen herkesin, iş adamının, iş insanının, bütün vatandaşın konuştuğu bir sektör. O yüzden dikkatlerimizi üzerimize topladık. Yine söylüyorum, arz ve talepte dengesizlik varsa maalesef her malın bir fiyatı yükselir. Dolayısıyla bu yüksekliği biz yaratmadık. Yani çip krizini biz yaratmadık. Kurların artışını da biz yaratmadık. ÖTV matrağında o geçişleri de biz yapmıyoruz. Dolayısıyla hepsi beraber bunları fiyatları yükseltti. Bunu fırsata çeviren tabii ki insanlar oldu. Ama dedik ya, hep iyi de var, kötü de var piyasada, her sektörde olduğu gibi. Bir de hep her zaman söylüyorum, bunu vatandaşlarımız bazen kızıyor ama maalesef mesleği bu olmayan bir sürü insanlarımız, vatandaşlarımız araba alıp satmaya başladı. Evet. Yatırım aracı olarak değil, bir kredi aracı, bir para kazanma aracı olarak gördüler. Bunlar da doğal olarak piyasaya yükseltti. Aracı aldı %50 matrağdayken, %80 matrağa geçince satmaya başladı. Dolayısıyla bizde bulunmayan, yani bayilerde yetkisinde bulunmayan araçlar o arkadaşlarımızın, o vatandaşın elinde bulunmaya başladı. Bunlar da piyasayı yükseltti. Yani işi bu olmayan bütün sektördeki vatandaşlarımız veya başka meslek kolundaki vatandaşlarımız araba alıp satmaya başlayınca maalesef bir bulunuk sıkıntısı yaşandı. Umarım bu bizi çok keyiflendiren bir durum değil. Biz her pilotmamda söylüyoruz, biz adetle beslenen bir sektörüz. Çünkü adet olacak ki, hacim olacak ki para kazanayız, kazanmamız lazım. Arkasından servis girişlerimiz düşme eğilimine giriyor az adetle. Ve ileriki günlerde servislerimiz daha az adet araçlar giriyor. Bizler aynı zamanda servisle ayakta duran bir teşkilatız. Tabii. Yani adetlerin az olması bizi mutlu etmiyor. Ama dediğim gibi 2021 yılında devletimizin de işte şikayetleri üzerinde bizim üzerimizde yoğun denetimler başladı. Tabii ki haksız olanlara da cezalar kesilecektir, kesilsin mutlaka. Ama dediğim gibi bunu bir otomotiv sektörünü komple çok kötü durumu düşünmek, itibarsız hale getirmek de açıkçası bizi üzdü ve yordu. Çünkü bizler bölgelerimizde bütün yetkili satıcılar için bu geçerli tabii ki, itibarlı, yatırımı yüksek olan, sermayesi yüksek olan, insan kaynakları kaliteli olan bir iş insanlarıyız açıkçası. Evet, bu konuda haklısınız. Ben birkaç gözlemimi aktaracağım. Otomotiv sektöründe yani yetkili satıcıların böyle çok büyük para kazandıkları zannediliyor. Ben baktım kar marjlarına, son derece komik kar marjları var. Yani hani neredeyse yapmanıza değmeyecek kadar kar marjları var dediğiniz gibi. Mesele aslında yetkili servislerde ortaya çıkıyor. Yani otomotiv satmak çok kazançlı değil. Daha çok onun servis ve yetkili servis garantisini sağladığınız andan itibaren para kazanmaya başlıyorsunuz. Dediğiniz adet, gibi onun da dönmesi lazım. Tabii bir adet yaparak. Aynen anlattığınız gibi biz bu seneyi bir kenara koyalım. 2019 senesinde 420 bin araç satıldı. Türkiye pazarı 1 milyon ve üzeri bir pazara
hitap ediyor. Yatırımlarımız da buna hitap ediyor. Dolayısıyla o günlerde bir sürü bayi arkadaşımız bayiliği bırakmak ve devretmek zorunda kaldı. Giderlerimizi karşılayamaz duruma geldi. Stoklarımız ellerimize şişti. İşte ama o gün adımız stokçu değildi. Bugün stokçu olduk. Zaten stok bu işin yüvesinde var. Tabii. Stok yapacağız ki dönecek ki para kazanacak. Anlatabiliyor muyum? O gün de mal vardı ama o gün stokçu değildik. Bugün stokçu olduk. Açıkçası bunu bizi üzdü. Umarım 2022 yılında hızlı bir şekilde bu çip krizi ve bulunuk sıkıntısı, ham madde sıkıntısı çözülür. Biz de rahatlarız açıkçası. Yani 2022 yılını konuşacağız biraz sonra. Dediğim gibi yani bizim bulunuk sıkıntısı olması bizim işimize gelen bir durum değil. Çünkü keza şunu da söylememiz lazım. Fiyatların artması bizi tam tersine sermayemizi zorluyor. Yani bir aracın fiyatı şu anda orta sınıf bir aracın fiyatı 400 ile 500 bin arasında oldu. Bunu bizim sermayemiz yetmiyor. Sermaye enjekte etmemiz gerekiyor. Bu da belki bir menkul satarak, gayrimenkul satarak olabiliyor. Yani fiyatların yükselmesi bizim de işimize gelen bir durum değil. Sattığımız malın fiyatını yerine koyamıyoruz. Evet. Peki 2022'ye gelelim o zaman. 2022'de tedarik sorununun aynı şekilde devam edeceğini düşünüyor musunuz? Çip krizi çünkü henüz halledilebilmiş değil. Çip üretimi konusunda otomotiv firmaları yani büyük global firmalar ne yazık ki hazırlıksız yakalandılar. Buna Almanya bile dahil yani Almanya bile o konuda hazırlıksız olduğunu kabul etmek durumunda kaldı. Bir tek Güney Kore, Japonya ve Çin pazarı orada ve Tayvan pazarı tabii orayı besliyor. Ama Batı Avrupa ve Amerika, Kanada özellikle, Kanada ve Kuzey Amerika ciddi anlamda çip krizinden etkilendi ve üretimleri geriye düştü. Bunu en son Toyota ile General Ford arasındaki kıyaslamadan biliyoruz. General Ford ilk kez Toyota'ya geçildi mesela bu yıl itibariyle. Dolayısıyla 2 milyonun altında araç üretmek durumunda kaldı General Ford. Toyota ise 2 milyon 200 binin üzerine çıktı ve ciddi bir aşama kaydetti. Demek ki çip krizi doğuyu çok fazla etkilemiyor. Daha çok Avrupa ve Avrupa'nın batısındaki kuşağı etkiliyor herhalde. %100 doğru. Ben 2 ay önce Londra'daydım. Aynı şekilde orada da araçları markaya göre, modele göre değişken 9 ay ile 10 ay sıralar var. Dolayısıyla aynı sıkıntı dediğiniz gibi Almanya ve komple bütün Avrupa'da aynı sıkıntı var, bulunuk sıkıntısı. Hatta oradaki otomotivci arkadaşım şunu söyledi. Rakamı atıyorum. 110 bin pound olan bir aracın ikinci elde fiyatı 125-130 bin euroya satıldığını söyledi. Yani evet. Aynı prim orada da var. Anlatabiliyor muyum? İşte biraz önce bak, dediğim gibi arz ve talebin buluştuğu yerde maalesef fiyat oluşuyor. Orada da aynı şekilde ikinci el fiyatları yükselmiş. Neden? Çünkü birinci el olmadığı için. Tekrar sorunuza gelecek olursa tabii ki çip krizin ne zaman biteceğini biz yetkili satıcılar olarak çok bilmemiz çok şey değil. Bilemeyebiliriz. Ama bizim araştırmamız veya distribütör ve üretici firma görüşmemize göre markaya göre değişse de Mart'tan sonra bir rahatlama olacağı gözüküyor. Pandemi şartlarında bir değişiklik olmazsa. Dediğim gibi arzu ettiğimiz bir durum değil zaten. Adetlerini hızlı bir şekilde düzeltip bizim 1 milyon adetleri tekrar çıkmamız lazım. 2022 yılında tabii çip kriziyle beraber ülkemizi bekleyen başka dinamikler de var. Onların da açıkçası bizim pazarımıza, ülkedeki pazarı konuşacak olursak belirgin olacak durumlar var. İşte bir tanesi hepimizin malumu son 15-20 gündür, bir aydır faiz atağı. Evet. Her ne kadar faizi düşürmüş gözüksek de ama piyasa faizleri bunu söylemiyor. Maalesef tüketici ve taşıt kredi faizleri ciddi anlamda yükseldi. Bu faiz de bizim için olmazsa olmazdır otomotiv sektörü için. Yani bulunuluk bir an için düşünelim ki yarın sabahleyin düzeldi. Araçlar geliyor bol bol. Evet. Ama eğer faiz sisteminde bir denge oturmazsa, işte kurlar herhangi bir düzgün bir dengeye oturmazsa, fiyatlar da o kurların etkisiyle ÖTV matrahları da güncellenmezse bizim satışlarımızı olumsuz yönde de etkileyebilir önümüzdeki günlerde. Yani çip kriziyle beraber bizim ülkemizi bekleyen diğer tehlikeler mi diyelim, unsurlar mı diyelim, bunların da açıkçası pazarı belirleyecek faktörlerden birkaç tanesi. Dediğim gibi faiz, kurların oturması, arkasından da işte o kurların fiyatlandırmasına göre de ÖTV matrahların güncellenmesi. Bunların hepsi satın alma gücünü etkileyecek önemli unsurlardan bir tanesi. Dediğim gibi çip krizi istiyoruz ki bu gece yarısı bitsin, araçlar gelmeye başlasın.
Ama bunu bizim söylememiz ne kadar uygun olur bilmiyorum. Çünkü aracı biz üretmiyoruz günün sonunda. Ama iyimser tabloyla konuşursak Mart'tan sonra düzeleceğini iyimser olarak söyleyebiliriz. Evet. Tabii Türkiye bu konuda çok şanssız ve talihsiz bir ülke. Türkiye çip üretimi yapabilen bir ülke değil. Yani çip üretim kapasitesi olan bir ülke değil. Yeni yeni Türkiye çip üretme konusunda bazı tasarımlar geliştirmeye çalışıyor. Oysa otomotiv konusunda bir üst durumuna gelmiş bir ülkeyiz. Bunu çoktan yapmamız gerekirdi. 10 yıl önce belki çip üretimi konusunda bizim kendi ihtiyacımızı karşılayacak şeyler yapmamız lazımdı. Bunu yapamamışız. İşte şu anda sanayi sektöründe bazı kuruluşlar TÜBİTAK öncülüğünde çip üretimi için harekete geçmiş durumlar ama şu anda bazı markalar harekete geçmeye başladı. Özellikle Ar-Ge'si güçlü olan markalar, şu anda marka söylemek istemiyorum buradan, bununla ilgili yatırımları başladı. Dileğimiz inşallah hızlı bir şekilde bununla ilgili yatırımlar yaparlar ama sadece çip krizi değil aslında bulunuk sıkıntısını yaratan, lojistik sıkıntısı da var. Yani ciddi anlamda Nallun'la bulunuk sıkıntısı yaşandı. Farklı magnezyum dediğimiz farklı ham madde sıkıntıları da yaşandı. Ama biz bunların hepsini çip krizi koyduk. Sadece çip değildi aslında ama esas yaratan şey çipti, haklısınız. Evet. Peki elektrikli pazarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Çünkü dünyada artık akım oraya doğru gidiyor. Elektrikli otomobil kullanım açısından Çin şu anda dünya liderliğini elinde tutuyor. Yaklaşık piyasadaki yani Çin piyasasındaki otomobillerin %15'i şu anda elektrikliye dönmüş durumda. Oysa elektriklinin kaynağı Tesla. Yani Amerika'da bile aynı orana ulaşılmış değil. Siz gelecekte nasıl bir tablo görüyorsunuz elektrikli piyasası bakımından? Yani orada da distribütör firmaları ve üretici firmaları tabii ki kafası karışık. Onlar da pazarın nereye doğru evrileceğini açıkçası geçenlerde bir distribütör firma üst düzey yetkilisiyle görüştüm. Onlar da hep beraber yaşayıp göreceğiz diye söylüyorlar. Ama tabii ki yatırımları yapmaya ve öngörülerini sunmaya da devam ediyorlar. Az önce söylediğim gibi Çin burada önemli bir pazar elde etti. Ülkemizde tabii ki elektrikli otomobilin pazarının yükselmesi için öncelikle yatırımların işte yollardaki elektrik şarj istasyonlarının evet, artması lazım. İşte akülerin geliştirmesi lazım. Bunlar 3-4 tane orada da çok belirsiz şeyler var. İşte akülerin menzil süresi, akülerin dolum süresi, işte dediğim gibi şarj istasyonunun büyümesi lazım. Zaten hepimiz biliyoruz bir yeşil mütabakat var Avrupa'nın hazırlayıp sunduğu. Ve biz de Paris Anlaşması ile bunu imzaladık. Hedef 2050 yılında veya 55 yılında sıfır emisyon ve sıfır elektrikli içten yanmalı motorlar hedef, elektrikli otomobillere geçiş. İşte 2030 yılında bir görüşe göre %20, %25, bir görüşe göre %50 elektrikli otomobillerin pazarı elde edeceği söyleniyor. Tabii ülkelere göre bu pazar payları değişir yaptığı yatırımlara göre ama Avrupa bu konuda yine dediğim gibi yurt dışı ziyaretlerimde görüyorum. Hem hibrit benzinli araçlar hem tam elektrikli araçlar Avrupa'da ülkemize göre daha yaygın. Bunu burada şahsi kanaatim aynı zamanda bizim yerli üretimimiz olan araç da bizim elektrik pazarımızı belirleyecek diye düşünüyorum. Eğer orada adetler yukarı doğru çıkar ve elektrikle ilgili yatırımlar hızlı yapılırsa tahmin ediyorum elektrikli araçların pazarı daha hızlı yükselir. Tabii ki burada vergisel oranların ÖTV materyallarının elektrikli araca olacak olan fiyatlandırmaları da, vergi fiyatlandırmaları da önemli. Yani orada 5-6 tane değişken var ama hedef dediğim gibi 2030 yılında %50'ye yakın bir pazar payı elde etmek, 2050 yılında da bunu sıfıra indirmek. Dediğim gibi ülkelere göre değişken bir durum arz edecek. Açıkçası biz yetkili satıcıların da bu konuda kafası karışık. Biz OYDER olarak, yönetim olarak bunlarla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'da, dünyadaki pazar payları, araçları, bayileri sunuyoruz. Her marka temsilcisine göre değişkenlik gösterse de biz de yaşayıp göreceğiz diye düşünüyoruz. Çünkü bu bizim servis girişlerimizi etkileyecek, yatırımlarımızı nereye evrileceğini etkileyecek. Açıkçası burada belirgin olmayan bir sürü 5-6 tane neden var. Önümüzdeki yıllarda hep beraber yaşayıp göreceğiz. Ama ana hatlarıyla bu şekilde görüyoruz. Son bir şey soracağım. İkinci el pazarıyla ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yani fiyat, tedarik ve benzeri problemler bakımından. Az önce söylediğim gibi işte arzla talebin maalesef buluştuğu yerde fiyat oluşturur demiştim.
birinci elde sıkıntı yaşandığı müddetçe, bunun sıkıntısı yaşandığı müddetçe tabii ki ikinci el fiyatları mutlaka yükselecektir. Hepimizin malumu 21 Aralık'tan sonra kurların geri gelmesiyle hem sıfır araçlarda hem ikinci araçlarda fiyatlar kısmen geri geldi, %10 ile %20 arasında. Ama dediğim gibi 2022 yılında bulunuk sıkıntısı aynı şekilde devam ederse bu gelen fiyatlar tekrar yükselme eğilimine girebilir artan talepten dolayı. Tamamen ikinci elin fiyatı birinci elden referans alıyor öncelikle sıfırın fiyatından. Bir de konuştuğumuz gibi birinci elde bulunukluk sıkıntısından referans alıyor. Yani her ikisi de ikinci el fiyatlarını aşağıya veya yukarı yönde etkileyebilir. Dediğim gibi kurlar politikası, ÖTV matrağı, bulunukluk hepsi ikinci el fiyatlarını yukarı veya aşağı yönde revize edebilir. Peki online pazarlama doğrudan satışı nasıl etkiliyor ve orada nasıl bir işbirliği ya da ayrışma görüyorsunuz? O da sektörümüzü bilen ülkelerden bir tanesi. Ama biz sonuçta bir otomobil satıyoruz. Önemli bir değer satıyoruz. Ben online pazarın çok hızlı büyüyeceğini açıkçası tahmin etmiyoruz. Bazı markalar denemeye çalışıyor. Ama günün sonunda insanlar malı deneyerek, dokunarak almak istiyor. Bir satıcıyla muhatap olmak istiyor. Ben yine bir çanta markasının hikayesini okumuştum. Biz pandemi sürecinde %25-%30 online pazarı büyüdü. Ama sonra pandemi bitince tekrar insanlar mağazalara akın etti. Evet. Yine dokunarak, deneyerek almak istediğini söyledi. Dolayısıyla otomobil daha da değerli bir varlık olduğu için online pazarının çok kısa vadede çok büyüyeceğini açıkçası inanmıyoruz. Çünkü biz önemli yatırımlar yaptık. Tabii o pazarın da çok büyümesi bizi çok da mağdur edebilir. Ama günün sonunda kaçınılmaz bir son. Mutlaka o pazar kendi içinde büyüyecek. Ama dediğim gibi biz önemli bir değer satıyoruz. Showroom'a gelerek, insanlar deneyerek, dokunarak malı teslim almak istiyor. Eğer öyle bir pazar büyüyünce de o şekilde hizmet vermeye de devam edeceğiz. Yani gelecek neyse geleceğe uymak zorundayız günün sonunda. Evet, aynı kanaatteyim. Otomobil tıpkı mobilya sektörü gibi bizatihi dokunarak, hissederek, kullanarak, deneyerek alınabilen bir emtia. O bakımdan çok fazla dengeyi bozmayacağını düşünüyorum. Ben de sizinle aynı kanaatteyim. Çok teşekkürler Turgay Bey katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Şimdi kısa bir ara. Pandemi süresince iyi bir sezon geçiren ya da verimli bir dönem geçiren iç giyim pazarına bakacağız. Çünkü iç giyimde çok ciddi kayıplar olmadı. Oldu ama diğer sektörlerle kıyasladığımızda, yani diğer konfeksiyon sektörleriyle kıyasladığımızda orada çok fazla bir kayıp olmadığını görüyoruz. Şimdi daha da canlandığını görüyoruz. Pandeminin yavaş yavaş terk etmesiyle ya da etkisini azaltmasıyla birlikte hem ihracat artıyor hem iç pazardaki tüketim eğilimi giderek artmaya başladı. Bunu konuşacağız. Tüm İç Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Nazım Kanpolat şu anda Skype hattımızda. Nazım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Yani keyfinizin iyi olduğunu düşünüyorum ben. Bilmiyorum çok mu iyimserim. Yani size sormadan söyledim ama eğer değilse değil deyin. Yok Ali Bey gayet iyi. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin ihracatı biliyorsunuz bu sene patladı gidiyor. Evet. 225 milyar dolar gibi bir rekor ihracat rakamını gördük. Geçen hafta, işte bu hafta başında Cumhurbaşkanımız açıkladı. Tim Başkanımızla birlikte. Türkiye'nin ihracatı yaklaşık %25'in üzerinde bir artış söz konusu.
Hazır giyimde %18 gibi bir artış söz konusu. İç giyimde Ali Bey %35'e varan bir artış söz konusu. Yani 670 milyon dolarlık bir ihracatımız şu anda 900 milyon doları buldu. Evet. Dolayısıyla bu anlamda iyi gidiyor diyebiliriz Ali Bey. Evet. Peki, ihracatla başlayalım. İhracatta çok temel bir problem var biliyorsunuz. Bugünlerde tartışılan, bugünlerde derken bir haftadır gündeminizde olan bir tartışma. İhracat bedelinin %25'i Merkez Bankası tarafından anında mahsup edilecek. Bu da ihracatçıların biraz keyfini kaçırdı bence. Merkez Bankası Başkanı uygulamanın bir süre daha devam edeceğini söylüyor. Nasıl bir sıkıntı yaşıyorsunuz ve bu sıkıntının aşılabilmesi için kafanızdaki hal çaresi nedir? Yakın zamanda çözülebileceğini düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim Ali Bey, tabii ki hükümetimizin aldığı tüm kararlara saygılıyız. İhracatçılar olarak da saygılıyız, vatandaş olarak da saygılıyız. Ama tabii bir anda böyle bir kararın önümüze çıkması hazırlıksız bir takım ihracatçılarımızı açıkçası zorluyor. Evet. Bir süre daha bekleyip bir süre önümüze bir süre konsaydı bence çok daha verim alınırdı diye düşünüyorum. Veya zorluk ihracatçısından zorluk çekilmezdi diye düşünüyorum ama şöyle bir şey var biliyorsunuz kambiyo açıklarını yani bugün yaptığınız ihracat rakamlarında 30 bin dolara kadar kambiyoyu kapatmak gibi bir zorunluluk yok. Fakat evet. 30 bin doların üzerindeki tüm ihracat rakamlarını 6 ay içinde Türkiye'ye sokmak zorundasınız. Şimdi böyle bir rakamı bizim ihracatçılar olarak bir 50 bin dolar seviyesine çekmek belki çok daha uygun olabilir. Aşamalı olarak çekmek çok daha uygun olabilir. Ya da bu olmuyorsa %25 değil de %15 seviyesiyle başlayan bir kur bozdurma kuralıyla hareket etmek, ihracatçıyı yavaş yavaş bu anlamda ısındırmakla da sonra belki bir süre sonra da %25'e çekmek çok daha verimli olur veya ihracatçı açısından daha az sıkıntılı olurdu diye düşünüyorum ama yapacak bir şey yok. Hükümetimiz böyle bir karar verdiyse yapacağımız pek bir şey yok ama biz ihracatçılar olarak tabii bu önerileri masaya getirmek zorundayız Ali Bey. Evet. Dolayısıyla biz önümüzdeki günlerde çok daha istikrarlı bir, aslında bundan daha önemli bir sorunumuz var Ali Bey. Yani kur nedir? Politikası ya da istikrarsız kur, asıl sıkıntı burada. Yani ihracatçımızın belini büken ya da zora sokan veya sokacak olan öngörülemez kur, ihracatçının çok daha fazla rekorlar kırmasının önünde bir engel. Eminim Cumhurbaşkanımız ve bürokratlarımız, sayın bakanlarımız bunlarla ilgili gerekli önlemleri almaya çalışıyorlardır. Çok esnek bir şekilde bunları eğer önümüzdeki dönemde halledebilirsek, çok hızlı bir şekilde çözebilirsek bu sorunu, ben önümüzdeki yıl ihracatımızın çok daha fazla artacağını öngörüyorum Ali Bey. Peki o zaman 2022'yi konuşalım. Nasıl bir öngörünüz var? Yani bu problemlerin devam edeceğini, hayatınızda kalabileceğini düşünerek, yani hem kur probleminin hem de bu %25'lik kesintinin hayatınızda devam edeceğini düşünerek soruyorum. Vallahi tabii umarım devam etmez bu kur. Evet, ben de öyle düşünüyorum ama. Öngörülebilir bir kur her zaman hem ihracatçı açısından hem iş adamları, iç piyasaya çalışan tüm sanayiciler açısından çok daha verimli olacaktır. Yani dolayısıyla bunu böyle görmek istemiyoruz açıkçası. Önümüzdeki dönemde bunların çok hızlı bir şekilde hallolacağını düşünüyoruz. Ve bunları bir tarafa kenara koyarak da önümüzdeki sene biz iç giyimciler açısından şöyle söyleyeyim. %25, %30 seviyesinde ihracatımızın artacağını öngörüyoruz. Çünkü şu andaki yakın coğrafyadaki birçok ülke tüm alımlarını Türkiye'ye çevirmiş durumda. Özellikle hazır giyim sektöründe Ali Bey. Dolayısıyla bu bir avantaj. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemde ve şu anda hali hazırda önümüzde duran bir lojistik sektör krizi var. Evet. Uzak doğudan gelen lojistiklerde tüm kargolarda 3 bin dolardan başlayan nakliye
fiyatları şu anda 30 bin dolarlara kadar, 25-30 bin dolarlara dayanan bir fiyatla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz bunun avantajını ihracatçı olarak yakın coğrafyada yaşıyoruz. Ne yapıyoruz? Tırlarla çok daha hızlı bir şekilde yakın coğrafyaya bunları ulaştırabiliyoruz. Dolayısıyla yakın coğrafyadaki 2,5-3 saat mesafedeki tüm komşularımız bize bu anlamda talepte bulunuyor. Önümüzdeki yılda biz bunun yine aynı şekilde devam edeceğini, ihracatın da bu şekilde artacağını öngörüyoruz ve biz iç giyimciler olarak bu ihracatın önümüzdeki sene 1 milyar 200 milyon dolara kadar dayanabileceğini öngörüyoruz Ali Bey. Evet. Bu bizi Dünya Ligi'nde nereye taşıyor? Mesela bizimle aynı ölçüye sahip olan ülkelerle kıyasladığımızda, işte aynı ölçüye sahip ülkeler deyince aklıma mesela Brezilya geliyor, işte Arjantin geliyor, bu tarafa doğru gidersek Tayland geliyor, Vietnam geliyor. Eğer biraz daha sofistike olmadan düşünürsek İran geliyor, keza Pakistan geliyor. Bu ülkelerle olan rekabetimiz ne durumda? Şöyle söyleyeyim, aslında hazır giyimde özellikle bizim ihracat rekabetimizde en büyük ülkelerden birisi Çin tabii haliyle, tüm evet. Sektörler olduğu gibi. Arkasından Vietnam, Bangladeş gibi ülkeler geliyor. Dolayısıyla şu anda bunlar bizim önümüzde. Biz ihracatçılar olarak şu anda iç giyimde 7. sıradayız Ali Bey. Tabii dünyada, sırada öyle yine, mi? Dünyada. Tabii. İlk 3'te kimler var Nazım Bey? İlk 3? Çin, Vietnam, Bangladeş gibi ülkeler şu anda iç giyimde bizim önümüzdeler tedarikte Ali Bey. Hem Avrupa'da hem dünyada bizim önümüzde rekabet ediyorlar. Ama önümüzdeki dönemde inşallah biz bunları, bu fırsatları avantaja çevirerek ihracatımızı artıracağız. Bu söylemiş olduğunuz ülkeler özellikle bizim yakın coğrafyada İran gibi ülkeler. Yakın coğrafyada yine komşumuz Rusya gibi ülkeler, bizim Mısır gibi Afrika, Kuzey Afrika ülkeleri bizim ana pazarlarımız. İç giyimcileri özellikle markalarıyla ürün satmış oldukları ana pazarlarımızı oluşturuyor. Ve biz bu lojistik sektöründen de bu pazarlara avantajlı bir şekilde girmiş bulunmaktayız. Önümüzdeki yıl inşallah iç giyimciler olarak biz bu pazarlara daha fazla iç giyim satacağız Ali Bey. Evet. Yakın coğrafyadan hangi ülkelerde büyük bir pazar artışı görüyorsunuz? Yani Rusya, Ukrayna, İran, Irak ve diğer ülkeleri göz önüne aldığımızda. Yani ülkeler üzerinden tek tek giderek anlatabilirseniz sevinirim. Şöyle söyleyeyim, bizim en yakın, şu anda en fazla artış sağladığımız ülke Birleşik Arap Emirlikleri. %100'ün üzerinde bir iç giyim satışlarında bir artış. Ne kadar satıyoruz? Dolar bazında ne kadar Suudi Arabistan'a? Suudi Arabistan değil, Birleşik Arap Emirlikleri. Birleşik Arap Emirlikleri, pardon, evet. Evet, şu anda 100 milyon dolar seviyesinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne satışımız var. Dolayısıyla %100'e yakın bir artış söz konusu. Ve Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden de Orta Doğu, yani Suudi Arabistan'da bir biliyorsunuz bir krizimiz var. Ambargo var, tabii halen uygulanmakta olan, evet. Eğer bu kriz aşılırsa biz Suudi Arabistan'ın pazarının açılmasıyla bu iç giyim pazarı büyüyeceğini, Orta Doğu pazarının özellikle çok daha büyüyeceğini öngörüyoruz Ali Bey. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir geçmişimizde biliyorsunuz çok yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın ziyaretleriyle bir anlaşma sağlandı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden çok ciddi talepler her geçen gün, her gün Birleşik Arap Emirlikleri'nin iç giyime yönelik talep söz konusu Ali Bey. Önümüzdeki dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve inşallah yakın zamanda yine Cumhurbaşkanımız geçen hafta, bu hafta başında açıkladı. Şubat gibi Suudi Arabistan'a gideceğini ve bu işin çözüleceğini söyledi. İnşallah bu böyle bir şey olursa biliyorsunuz Suudi Arabistan bizim en büyük pazarlığımıza 4 milyar dolarlık bir ürün satıyoruz. Tüm ihracat ürünü olarak söylüyorum bunu. Evet. Ama iç giyimde de çok büyük bir paya sahip olan Suudi Arabistan'da açılırsa bu payın daha da fazla, bu pastanın daha da fazla büyüyeceğini öngörüyoruz. Bunun yanında yine Polonya bizim yine ana pazarlarımızdan, daha doğrusu artış olan pazarlarımız, ana pazar demek belki yanlış olacak ama %50'ye yakın bir artış söz konusu. Almanya birinci pazarımız yine ihracatta. Bunun yanında İngiltere,
Irak ve arkasından artık ABD ve Fransa gelmekte. Önümüzdeki yılda inşallah yine bizim hedeflediğimiz pazarlardan biri Amerika, Ali Bey. Ve arkasından 9. ayda bir fuar yapacağız. Türk İlaç Ürünleri Fuarı. Özellikle bakanlığımız da destekledi. Avustralya'da bir fuar yapacağız. Bu fuardan da çok umutluyuz. Avustralya pazarında biliyorsunuz neredeyse yok denecek kadar bir ihracatımız var. 50 milyon dolar seviyesinde bir ihracatımız var. 61 bin Amerikan doları gelire sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki yıl Amerika ve Avustralya pazarlarında iç giyimciler olarak, arkasından tabii hazır giyimciler olarak da bu ihracatımızı artıracağımızı öngörüyoruz. Yani biz bu krizi fırsata çevirmeyi umuyoruz. İnşallah da önümüzdeki sene hedeflerimize ulaşacağız Ali Bey. Evet, Avustralya, Yeni Zelanda pazarını keşfetmeniz iyi olmuş. Yani umarız o pazardan çok olumlu sonuçlarla dönersiniz. Zaten orayı keşfettikten sonra Asya Pasifik nüfuzu çok daha hızlı artabilir. Latin Amerika pazarı ile ilgili bir şeyler anlatmanızı rica ediyorum. Yani bütün Latin Amerika üzerinden konuşabiliriz. Yani en büyük pazarları Brezilya. Tümüyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Şöyle, tabii Latin Amerika özellikle alım gücü düşük ülkelerden oluşan ülkeler topluluğu diyelim Ali Bey. Ve coğrafi olarak da çok uzak ama uzaklık bir şekilde halledilebiliyor ama alım güçleri çok yüksek değil. Dolayısıyla özellikle Brezilya'nın nüfusu biliyorsunuz bir hayli fazla. Fakat yine Brezilya, Şili, Kolombiya gibi ülkeler açıkçası bize alım olarak, yani alım gücü olarak çok uyan pazarlar değil. Eğer katma değerli ürün satacaksanız Ali Bey ve ihracatınızı nitelikli ihracat yapıp artıracaksanız çok daha alım gücü yüksek ülkelere bakmakta fayda var açıkçası. Yani bu, özellikle bunu Amerika diye vurguluyorum. Özellikle Avustralya diye vurguluyorum. Özellikle Avrupa diye vurguluyorum. Çünkü bu pazarların alım güçleri, özellikle iç giyimde insanların alım güçleri standartlarıyla çok doğru orantılı. Önce insanlar dış giyimlerine, daha sonra iç giyimlerine önem verirler. Bu da tabii alım gücünün yüksekliğiyle orantılı bir durum. Dolayısıyla biz daha çok yüksek alım gücü olan ülkeleri hedeflemeyi daha uygun buluyoruz Ali Bey. Evet. Çin'le olan rekabeti ve Çin'le olan iletişimi, Çin'le olan karşılıklı işte üretim rekabetini nasıl formüle ediyorsunuz? Şöyle söyleyeyim Ali Bey, aslında Çin tabii çok büyük bir sanayi, çok büyük bir üretici. Amerika gibi büyük ölçek ekonomisi isteyen, ölçek sanayisi isteyen ülkelere Çin gibi çok büyük volümler yapacak sanayiye ihtiyaç var. Bizim de önümüzdeki dönemde aslında bizim ihracatçı birliği olarak özellikle bizim Hazır Giyim Birliği Başkanımız Mustafa Gültepe'nin devamlı vurguladığı Anadolu'yu ihracat merkezimiz yapacağız. Yani Anadolu'yu üretim merkezi yapacağız. İstanbul'u pazarlama merkezi yapacağız vurgusuyla bizim aslında bu pazarlara çok daha büyük ölçek ekonomisi sağlayacak fabrika yatırımları yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde biz iç giyimciler olarak da Anadolu'nun bakir olan şehirlerine inşallah yatırımlar yapacağız Ali Bey. Bununla ilgili araştırmalar yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde ben mesela bunlardan biri Urfa. Urfa'da biliyorsunuz iş gücü bir hayli fazla. Evet. İnsan gücü bir hayli fazla. Dolayısıyla Urfa gibi iş gücünün fazla olduğu, yoğun olduğu illere seyahatler yapıp, belki Diyarbakır olabilir bunlardan biri. Bunun gibi ülkelere, şehirlere yatırım yapmanın doğru olduğunu düşünüyoruz. Buralara geziler yapmayı, buralarda organize sanayi bölgeleri kurulmasını düşünüyoruz. İnşallah bunları da önümüzdeki dönemde hedefliyoruz. Gerçekleşir Ali Bey. Fakat şöyle söyleyeyim Ali Bey, bizim aslında ben TİKSAT Başkanıyım. Yani tüm diyoruz ama yakında inşallah Türkiye olacak. Evet. Sayın Bakanlığımız da onaylarsa
Bizim vaatlerimizden biri de bu seçimle birlikte biz İçki İmciler Başkanı olurken bir takım vaatlerde bulunmuştuk. Bunlardan bir tanesi de katma değerli ürün satmamız için bizim markalaşmamız. Markalaşmanın yanında çok hızlı bir süreç olan marka satın alma ya da lisanslı ürün satmak gibi bir hedefimiz var Ali Bey. Dolayısıyla bu coğrafyalara, bu pazarlara eğer dünyanın bilinen markalarını, lokal pazarlarda bilinen markaları satın alıp almak yoluyla ya da lisanslama şeklinde eğer ürünlerimizi buralara pazarlayabilirsek ben inanıyorum ki bu ihracat rakamları çok daha hızlı artacaktır. Çünkü markalaşmak Ali Bey bir süreç, uzun bir süreç. Ülkenin imajıyla, demokrasisiyle, insan yapısıyla, üretim kalitesiyle çok doğru orantılı bir süreç. Bu uzun bir yolculuk ama bunun yanında marka satın almak veya marka lisanslamak çok daha hızlı bir süreç. Biz bu süreci hızlandırmak adına lisans almak yöntemiyle özellikle hazır giyim ve iç giyimcilere yönelik inşallah önümüzdeki günlerde yine vermiş olduğumuz vaatlerden biri olan bu vaadi de yerine getirerek ihracatımızı daha hızlı bir şekilde, daha katma değerli bir şekilde artırmayı hedefliyoruz Ali Bey. Dolayısıyla Çin'den ve Bangladeş ve Vietnam gibi ülkelerden aslında bu anlamda biraz da sıyrılmış oluyorsunuz. Onların ucuz çok şu anda aslında bizim iş gücümüz de neredeyse onlara yakın oldu. Çin'le hatta Çin'in altına düştük diyebilirim. Dolayısıyla biz sadece ucuz iş gücüyle ya da ucuz ürün satarak değil de katma değerli ürün satarak ancak sermaye birikimi yapabileceğimizi ve firmalarımızı güçlendireceğimizi düşünüyoruz Ali Bey. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de bunu da konuşuyor olacağız Ali Bey. Ham madde tedariği konusunda neler söyleyebilirsiniz? Orada da büyük güçlüklerimiz var. Yani biz önemli ölçüde kumaşta, elyafta ve pek çok şeyde, iplikte keza, hatta boya ham maddelerinde dışa bağımlıyız. Orada nasıl sorunlar görüyorsunuz ve nasıl aşılacağını? Bu tabii yegane iç giyimcilerin sorunu değil, tüm tekstil ve konfeksiyonun sorunu. Tabii. Şöyle söyleyeyim, bakın geçtiğimiz dönemde daha önce de programlar yaptık sizinle ve ham madde krizini konuştuk. Çok da bu işin göbeğindeydik o sıralarda. Neyse bu zamanlarda biraz daha bu ham madde krizinin etkileri azalmaya başladı. Gerçi bu ara üstüne bir kur sıkıntımız çıktı ama ham madde krizi eskisi kadar etkin değil. Biraz daha azaldı. Fiyatlar dünya normlarına uygun hale gelmeye, yaklaşmaya başladı. Tam gelmedi daha Ali Bey. En azından şu anda paramızla ham madde bulabiliyoruz. Bundan 2 ay önce, 3 ay önce paramızla ham madde bulmakta zorluk çekiyorduk ve dünya ham madde fiyatlarının da çok daha üstünde bir artışla ihracat yapmaya çalışıyorduk. Hem tedarik zorluğu yaşıyorduk hem de dünya fiyatlarının üzerinde ham madde temin etmek suretiyle de rekabet etmeye çalışıyorduk. Bu bir nebze bu fiyatlar geri geldi. Arz talep dengesi oturmaya başladı. Dolayısıyla biz ham madde krizini tüm sektörlerde yaşandığı gibi bu sektörde de sadece iç giyim değil bu. Çelik sektöründe de cam sektöründe de bu. Dünyada olan bir kriz. Sadece Türkiye'ye mahsus bir kriz değil. Türkiye'nin de pamuk ihtiyacı biliyorsunuz yaklaşık yıllık 1 milyon 600 bin ton gibi bir rakama karşılık geliyor. Fakat bizim üretimimiz 900 milyon ton. Önümüzdeki günlerde çiftçi tabii bu sene özellikle bu rekolteden ciddi para kazandı. Biz de bundan mutluyuz açıkçası. Çiftçimiz kazansın istiyoruz, işçimiz kazansın istiyoruz. Önümüzdeki dönemde zannediyorum bu talebi karşılamak adına hem bu karlılığı da yakalayan çiftçimiz önümüzdeki dönemde özellikle önümüzdeki sene bu rekoltesini artıracaktır. Bir nebze daha ham maddeye ihtiyacımız azalacaktır diye düşünüyorum ve dolayısıyla ihracat pazarlarına çok daha rekabetçi fiyatlarla çok daha verimli bir şekilde, hızlı bir şekilde ulaşıp yine ihracatımızı artırmayı öngörüyoruz. Şimdi marka meselesine tekrar döneceğim. Onu biraz konuşmak istiyorum. Önemli çünkü. Marka konusunda başarılı değiliz maalesef. Yani tekstil ve konfeksiyon olarak söylüyorum yerli. Tasarımda iyiyiz. Fakat bu tasarımı markaya dönüştüremiyoruz. Yani
tasarımı başkalarının adına yapıyoruz. Hatta başkalarına tasarım üretirken zorlanmıyoruz. Örneğin Armani'ye, Louis Vuitton'a, Zara'ya, Mango'ya biz tasarım üretebiliyoruz ama kendimiz bu tasarımı markaya dönüştürmekte çok zorlanıyoruz. Bizim markaya dönüştürebilme konusundaki mücadelemizin önünde ne gibi engeller var? Şöyle söyleyeyim, biraz önce de vurguladığım gibi Ali Bey, ben bu özellikle markalaşmayı çok uzun bir yolculuk olarak görüyorum. Yani ülkenin birçok parametresiyle doğru orantılı bir yapılanma, bir yolculuk. Yani ülkenin imajıyla çok doğru orantılı. Ülkenin, şöyle söyleyeyim size, bugün bir Vietnam markasıyla çok, ne bileyim, Avrupa standartlarında bir araba ürettiğini ya da bir hazır giyim ürünü ürettiğini düşünün. Ama markanın adının da Vietnam markası olduğunu düşünün. Buna kimse, Vietnam'ın en iyi markası olsa da çok fazla para yatırmayacaktır. Çok fazla buna değer vermeyecektir. Bu da neyi gösteriyor? Aynı ürünü yine Vietnam dikiyor, yine Bangladeş dikiyor ama bir Amerikan ya da Avrupa'nın, ne bileyim, İtalya ya da Fransa gibi bir ülkeden bu pazarlama yapıldığı zaman ve ürünün Fransız olduğu söylendiği zaman dolayısıyla bir katma değer elde ediyor. Dolayısıyla bizim de ülkemizde bu markalaşmak önümüzdeki dönemde muhakkak olmalı ve olacaktır. Bu imajımızı çok daha iyi yerlere getireceğimizi öngörüyoruz. Ama bunları da bir kenara koyarak bundan asla geri dönmeyelim, bundan asla yılmayalım ama bu yolculuğun uzun olduğunu bilerek daha kısa yollar da keşfetmemiz mümkün olduğunu söylüyorum. Biraz önce söylemiş olduğum gibi Ali Bey, yani markayı satın almak, bu daha önceki bakanlığımızın da söylediği bir söylemdi. Sayın Tim Başkanımızın da üstünde durduğu bir söylem. Eğer bu markalaşma sürecini, daha doğrusu dünyadaki markaları satın almak şekliyle veya paramız olmadığı takdirde, yetmediği takdirde lisanslama şekliyle biz bu markalaşmayı eğer sağlayabilirsek, dünya pazarlarında gerçekten bir günde ihracatımızı ertesi gün artırmak mümkün. Yani bugün Armani gibi bir markayı belki yapmak Türkiye açısından çok uzun bir süreç. Evet, biraz önce değindiğiniz gibi bunların tasarımlarını da biz yapıyoruz. Çok güzel tasarımlar yapabiliyoruz ama sadece tasarımla iş bitmiyor. Yani biraz önce söylediğim gibi bunun yanına pazarlama da ve dolayısıyla yan unsurları da eklediğiniz zaman bir katma değer elde ediyor. Önümüzdeki dönemde inşallah biz bu süreçte böyle bir organizasyonu yapabilirsek, yanında umuyorum ki 3-5 yıl içinde, 10 yıl içinde çok daha güzel markalar, ben biliyorum şu anda hazır giyimde çok güzel markalarımız var. Türkiye içinde iç giyimde çok başarılı markalarımız var. Fakat bunlar daha çok lokal markalarımız, Türkiye içinde kalan markalarımız. Bunları yurt dışına açmaya kalktığınız zaman aslında çok güzel ürünler, çok harika şeyler yapıyoruz. Aynı ürüne işte biraz önce ismini vermekten çekinmediğimiz Armani gibi bir etiketi taktığınız zaman müşterimiz belki de şu anda aldığı o lokal markayı 10 katına tedarik edecek ve ihracatımız da gelişecek. Aynı zamanda ihracatımızda daha fazla sermaye birikimi yaparak güçlenecektir. Umuyorum önümüzdeki dönemde bununla ilgili devletimiz son derece bu markalaşma yönünde aslında bize çok da destek veriyor. Yani yurt dışı pazar araştırma destekleri, yurt dışında marka araştırma destekleri gibi destekler veriyor. Ama yine belki bu markalaşma sürecinde ek ilave destekler, teşvik paketleri çıkarılırsa ben çok daha başarılı olacağını düşünüyorum ki dediğim gibi biraz önce çok dünyaya açılan markalarımız da var. Ama bunlar bir elin parmakları kadar marka. Dolayısıyla inşallah bu gurur duyacağımız markaları da önümüzdeki dönemde hep birlikte ihracatçılar olarak destekleyerek yapacağız Ali Bey. Peki. Bizim umarım. Umarım. Çok teşekkürler Nazım Bey. Şimdi reklama gidiyoruz.